Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar, bir türlü ilerlemeyen, durağan giden bir işinizle alakalı hızlı gelişmeler, finansal anlamda rahatlamaları ve iş temponuzun yükselmesine sağlayabilir. Kendinize olan inancınızı yitirmemeli, ufak tefek şeylere takılıp kalıp da demoralize olup resmin bütününü görmekten alıkoymamalısınız kendinizi. Bu hafta önemli görüşmeler, toplantılar istediğiniz gibi sonuçlanabilir. Lütfen iletişim organlarını doğru kullanın ve kendinizi ifade edeceğiniz her imkanı akıllıca değerlendirin. Finansal konularda oldukça zorlu bir iki hafta arkanızda kalmışken bu hafta toparlanmaya, yeni gelirlerle rahatlamaya başlıyorsunuz. Yatırım planlarınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta acele etmemeniz, piyasaları incelemeniz, doğruluğundan emin olmadığınız bir işe girişmemeniz adına da uyarıyor sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca mide ile ilgili hassasiyetlerin sizleri yorabileceğine dikkat çekmekte. Özellikle ülser ve reflü rahatsızlığınız varsa mutlaka uzman bir hekimin kapısını çalmalı, verdiği tedavileri uygulamalısınız. Öğrenci boğalar, sizler de bu hafta arkadaşlarınızla dalaşmaktan, fikir ayrılıklarını büyüten bir tutum içerisinde olmaktan uzaklaşmalı, görev bilinci yüksek bir öğrenci olarak sınavlarınıza odaklanmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek küçük hediyeler, sürpriz gelişmeler, ilişkinizdeki heyecanı da, sevgiyi de, tutkuyu da yükseltebilir. Sevildiğinizi hissettiğiniz bu özel günlerde kaygılanıp zihninizde bir şeyleri kurgulamanın zamanı değil.